Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper Şahin. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte MSI'nin Clutch GM41 Lightweight kablosuz oyuncu faresini inceleyeceğiz. O zaman kutusunu yola da gelsin. Ürünümüzü kutusuna çıkardık su kendisinin dışında bir adet şarj istasyonu ve MSI'ın Frickson Free adını vermiş olduğu sürtünmesiz bir kablo çıkıyor. Bu kablonun ucu da yine USB. Şimdi gelin faremizin tasarımına bir göz atalım. Şimdi bu faremizin en büyük özelliklerinden biri isminde de geçmiş olduğu lightweight yani çok hafif anlamına geliyor. Faremiz 74 gram ağırlığında zaten tutuşunda bunu hissettiriyor. Şimdi tutuşundan demişken farenin şu genel hatlarına baktığımızda simetrik bir yapı görüyoruz. Bu simetrik yapı ile birlikte sağ elli oyunculara da daha uygun. Sol elli oyuncular da bunu rahatlıkla kullanabilir. Faremizin üzerinde 5 adet programlanabilir makro tuşu bulunuyor. Yani bunlar sağ ve sol klikler. Bunlar hem gövdeden hem de kendileri birbirinden ayrı. Orta kaydırma tekerleği hissiyatı arttırması için üzerinde güzel bir detaya yer verilmiş. Onun yanında ise sol kısmında ileri ve geri tuşları bulunuyor. Siz yine bunları makro tuşlardan bunlar farklı özelliklerde atayabiliyorsunuz. Yine yan taraflarında kaydırma tekerleğinin üstündeki detayları yan taraflarda da görüyoruz. Yani dokunsal hissiyat arttırıyor ve tutuş esnasında gayet güzel hissettiriyor. Ve burada da MSI'nin logosu konumlandırılmış ve bu logo RGB aydınlatmayla desteklenmiş. Bu aydınlatmayı siz normal MSI Dragon Center yazılımı üzerinden Mystic Light kısmında fareyi seçip buradan kapalı, sabit ya da gökkuşağı nefes alma gibi renk modlarını aktif edip ona göre ışığını yakabiliyorsunuz. Fare biraz daha pençe tutuşu ve avuç içi tutuşu için de uygun. Hem tasarım olarak da şişkin bir yapıda değil daha çok uzunlamasına bir yapısı var. Fazla da şişkin olmadığı için avucunuza iyi oturuyor ve gayet iyi kavrıyor. Yani tasarım olarak biraz daha Logitech G203'lere benzetebiliriz. Zaten benim de kendi elimin alışkın olduğu bir fare tipi olduğu için kullanırken çok hoşuma gitti. Bunun üzerine şöyle bir detayı var. Genelde farelerin bu kısmında DPI değiştirme tuşu bulunur. Bunda buna yer verilmemiş. Sadelikten yana gidilmiş. Genel hatlarıyla yani siyah bir renkten oluşunu görüyoruz. Hafif fümeye kaçıyor. Ve benim en çok da sevdiğim logosunun kırmızı sabit bir şekilde yanması. Gayet güzel duruyor. Ama şu anda sizlerde görün diye gökkuşağı modunu aldım. Altına baktığımızda ise alt tarafında altı bölgeli fare kızakları görüyoruz. Bunlar gerçekten her zeminde çok iyi hareket etmesini sağlıyor. Normal bir mousepad'de de veya kullandığınız pürüzlü bir masa gibi yüzeylerde de çok rahat bir şekilde hareket edebiliyor. Alt tarafında sensörümüzün dışında burada manyetik şarj istasyonu için pinler bulunuyor. Bu tuşumuz DPI değiştirmeye yarıyor. Ve buradaki tuş ise faremizi açma kapamaya yarıyor. Yani şu an kapattım. Kapattığım gibi gördüğünüz burada logosu söndü. Tekrar açayım. Ve uç tarafında ise bu uç tarafında bir USB yuvası görüyoruz. Bu USB yuvasını siz dilerseniz kutusundan çıkan kabloyu takabiliyorsunuz. Veyahut diyelim bir yere gideceksiniz ve bu şarj istasyonundaki dangle'ı kaybetmek istemiyorsunuz. Anında bunu alıp buraya takabiliyorsunuz. Ve burada hiçbir şekilde düşmeden rahatlıkla durabiliyor. Bakın yani sallıyorum. Hiçbir şekilde düşmüyor. Yine bunu çıkarıp taktığınızda şarj istasyonuna fare aktif oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Evet bu bir kablosuz fare. Bunu çıkardığınızda farenizin bağlantısı kesilmiş oluyor. Tekrar takıyoruz. Bu şarj istasyonundan da bahsedeyim biraz. Hani demişim ya kutusundan bir kablo çıkıyor. Eğer o kabloyu buna takıp bilgisayarınıza bağlarsanız artık farenizi kablosuz olarak kullanabilirsiniz. Farenize takarsanız farenizi kablolu kullanabilirsiniz. Ama hani kablosuz bir fare için hiç kablo kullanmaya gerek yok. Direkt bir şekilde bunun altından kablosunu takıp rahatça masanızda kullanabilirsiniz. Ve bu da olduğu yere iyi oturuyor yani hareket etmiyor. Tasarım olarak hem piramidimsi hem de silindirik bir yapısı var. Ve ön tarafına da MSI'nin logosu konumlandırılmış. Yine burada da manyetik şarj pinleri bulunuyor. Ve bu üzerine şu şekilde oturtuluyor. Yani kullanım açısından çok beğendim. Ancak gözüme batan iki detayı var. Birincisi şu. Bazen Mesela diyelim ki ben oyunlarda tasarım olarak bunu eleştireceğim konulardan biri. Oyunlarda 800 dpi'de kullanırken günlük hayatta 1800 dpi'de kullanıyorum. Ama bunu değiştirmek için ben farenin üstünde bir dpi tuşu ararım. Hemen fareyi çevireceğim. Sonra altından basacağım. Bu biraz uğraştırıyor. Yani bu tasarım detayı keşke üstte olsaymış. Diğer bir detay ise şimdi bu evet bu fare başka test yapan Kanallara, sitelere de gönderiliyor. Belki oralarda horkulmuş olur bilemem. Ancak bu yan tuşların basış hissiyatı bana pek iyi gelmedi. Çünkü bazen içine takılıyor. Ve hani bu içine takıldığında çıkartmak için tekrar basıyorum. Yani biraz güven vermedi yan tuşları. Ama onun dışında genel olarak genel hatlarıyla beğendim. Tasarım olarak hoş. Ve bazen hani şöyle incelemeler gördüm. Onda size farkını söyleyeyim. Kablolu fareden bu ağır değil, hafif değil. Pardon. Yani kablolu versiyonu 65 gram iken bu 74 gram. Yani hani bu kablosuz fareler arasında bir hafifliği ile ünlü. Ama kablolu faresi yani bunun kendi kablolu versiyonu bundan daha hafif. Bunun sebebi ise kablosundan kurtuluyor da kablosundan kurturken bu içerisinde kendi ne yapıyor? Batarya geliyor. E batarya geldiği için de biraz ağırlık etkileniyor yani. O yüzden hani kablolu versiyondan hafifmiş gibi bir kanı olmasın. Kablolu versiyondan daha ağır. Kablosuz farelerde biliyorsunuz ki gecikme süresi çok önemli. Peki MSI bunu nasıl sağlıyor? MSI bu ikisinin arasındaki bağlantıyı 2.4 g GHz kablosuz teknolojisi adını vermiş olduğu bir yapıyla bu iletişimi sağlıyor ve böylelikle bir ms'lik bir gecikme süresi sunuyor ve diyor ki piyasadaki ortalama kablosuz farelerde 10 kat daha hızlı olduğunu, daha iyi olduğunu iddia ediyor. Bunu kullanım aşamasında ben şöyle deneyimledim. Hiçbir şekilde benim faremi oynattığımda imlecim geç gelmesi gibi bir sorunla karşılaşmadım. Gayet iyiydi. Bu konuda şimdi bir de hani kablosuzdan bahsettim, istasyona bahsettim. Biraz da bataryasından bahsedeyim. Bu kendisi 80 saatlik bir pil ömrü sunuyor. Yani siz bunu sıfırdan yüze buraya koydunuz, şarj ettiniz. Sonrasında 80 saatlik bir pil ömrüne kavuşuyorsunuz. E bu 80 saatte gayet iyi bir değer. Çünkü hani günde bir 10 saat oynasanız bile bu 8 gün sizi idare eder. Bu şarj konusunda ise 0'dan 100'e 90 dakikada şarj ol edebiliyor ve diyelim acil bir işiniz var. Hemen bunu şarj etmek istiyorsunuz ve şu an o anki halde şarjınız çok bitik durumda. E bunu nasıl çözeceksiniz? MSI de bunun için diyor ki sen bunu buraya 10 dakikalığına tak. Sana 9 saatlik pil ömrü sunayım. Yani çok hızlı bir şekilde size bir gününüzü kurtaracak bir çözüm sunuyor. Ve bunu 10 dakikada yapıyor. Artık biliyorsunuz zaman önemli bir kavram. Kavram sizi bu şekilde zamandan kar etmenizi sağlıyor. Ve hani zaten iyi bir fareyken siz bunu dilediğiniz FPS oyununda, MOBA oyununda, her türlü oyunda rahatça keyfini çıkartabiliyorsunuz. Şimdi bu özelliklerinden bahsettim. Plömden bahsettim. Biraz da teknik özelliklerinden bahsedelim. Faremizin içeriğinde omron switchleri kullanılıyor. Bu omron ile size tam 60 milyonluk bir tıklama ömrü veriliyor. Bu 60 milyon da iyi bir değer. Sonuçta hemen bitiremeyeceksiniz gibi duruyor. Ve ben bunun kullanım esnasında sağ ve sol tıkın basış hissiyatını çok beğendim. Hani mesela şöyle diyeyim. Bu ne böyle çok ince bir ses ne de çok bir tok bir ses. İdeal bir kulağa gelen sesi var. Ben Bu sesi beni tatmin etti. Orta kaydırma tekerinin basış hissiyatı ve hareketi güzel. Onun dışında sensör olarak Pixart'ın PAW 3370 sensörü kullanılıyor ve size 20.000 dpi'lik bir hassasiyet veriliyor. Bu 20.000 dpi'yi siz 5 farklı kademede kendinize MSI Dragon Center üzerinden bunun üzerine atayabiliyorsunuz. Bu 5 tane kademeyi ben başta çok korkmuştum. Acaba kendi içerisinde hazır ayarlar var onları mı kullanacağım? Ancak siz bu hassasiyet değerlerini yüzer yüzer arttırarak değiştirebiliyorsunuz. Yani seviye 1'e 1100 dpi yaparsınız. Seviye 2'ye 1300 dpi. Hani bunun illa 800, 1600, 3200 gibi sıralı bir şekilde gitmesine gerek yok. Dilediğiniz gibi zaten dpi değiştirme tuşuna bastıkça buradaki ışık değişiyor. Yani bakın şu an seviye 4'te sarı ışık yani. Seviye 5 yeşil ışık. İşte mavi de farklı bir seviye. Bunun gibi size geri bildirim sunuyor. Ve şarj istasyonu taktığınızda da bu ışığımız yeşil bir şekilde yanıp yanıp sönüyor. Yani şarj olduğunu belirtiyor. Bu özellikleriyle ben beğendim. Biraz daha teknik özelliklerine bahsetmeye devam edecek olursam 50 G'lik bir hızlanma değeri ve 400 IPS'lik bir hareket takip hızı bulunuyor. Bu değerleri bence yeterli. Hem oyuncu faresi olduğu için de güzel. 1000 Hz'lik bir tarama hızı var. Yani ben komple Genel olarak baktığımızda teknik özellikleriyle bu fareyi iyi bir yerlerde konumlandırıyorum çünkü fiyat olarak da uygun. Yani bunun rakipleri bu tarz özellikle rakipleri mesela Razer Viper Ultimate gibi rakipleri daha pahalı, bu ise daha uygun. Eğer sizde böyle bir fare arıyorsanız zaten bu size hitap edeceğini söylemeliyim çünkü ele oturuşu olsun her şeyle güzel. RGB konusunda MSI Dragon Center üzerinden siz bu o yazılımdan bahsedeyim. Uygulamayı açtınız. Uygulamayı açtığınızda oradan Gaming Gear kısmına farenizi görüntülüyorsunuz. Fareye çift tıkladığınızda eğer ilk defa yapıyorsanız kablonuzu bağlamanızı istiyor. Hani içerisinden çıkmıştı ya kutudan. Onu eşleştirmek için bir kere kabloyla takmanızı istiyor. Onun dışında kablosuz halinde oraya tekrar girip ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Orada tuşlar kısmında üzerindeki 5 adet tuşa makrolar atayabiliyorsunuz. Ve onun yanındaki sensöre geldiniz. Buradan siz tarama hızını, DPI seviyeleri gibi değişiklikleri buradan hemen kolayca yapabiliyorsunuz. Ve son olarak da yine aynı uygulama üzerinden RGB Mystic Light kısmı bulunuyor. Burada siz farenin RGB ayıtması değiştiririz. Ancak diyelim orada sizin başka MSI ürünleriniz var. Mesela benim anakartım var. Bunların RGB'lerin senkronize şekilde yanmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu detaylarıyla hani sistemimizin uyumlu olmasıyla güzel bir olmuş. Sonuç olarak baktığımızda ben beğendim. Birkaç tane tasarımsal detayı hani hoşuma gitmese de çünkü biri belki MSA'nın elinde olmayan bir sebepti o yan tuşlarının iyi basmaması. Bunu bilemeyiz. Bu hani belki de normalde gayet iyiydi. Kargolama esnasında bir sıkıntısı oldu. Ama onun dışında ben beğendim. Güzel bir fare. Tasarımsal olarak da hoş. Teknik özellikleriyle de iyi. Ve bana oyunlarda sunduğu hissiyatı ben çok beğendim. Hafif olmasıyla da kolumu rahat hareket ettirdim. çünkü ben normalde bir 90 gramlık bir fare kullanırken elimin daha fazla yorulduğunu fark ettim buna geçtiğimde. Çünkü bu fazla elimi yormamaya başladı. Ben genel olarak memnun kaldım. Fiyatı da uygun duruyor. Siz de eğer böyle bir fare arıyorsanız ve kablosuz bir oyuncu faresi arıyorsanız bu size hitap ediyor diyebilirim. Bizim incelememiz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.